Evet değerli Konya TV takipçileri bugün hep birlikte Nüve, Kemerli ve Demirci iş merkezlerini ziyarete geldik. Niye buraya geldik arkadaşlar? Buranın yıkılacağına dair birkaç söylenti çıkmıştı. Bölge esnafına hep birlikte soralım dedik. Bölge esnaflarının fikirlerini almaya geldik. Sizlerin de bu konuyla alakalı fikirleri varsa yorum kısmında belirtirseniz seviniriz. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler. Bakalım içeride neler diyorlar. Evet. evet abi öncelikle seni inşallah bir tanıyalım. Isim. Harun Berksoy ismim. 47 yaşındayım. 23 yıldır bu çarşılarda esnaflık yapıyorum kardeşim. Ne iş yapıyorsun abi vallahi? Konfeksiyon üzerine iç giyim, pijama, eşofman, çocuk giyim üzerine hizmet veriyoruz kardeşim. Allah kolaylık versin. Harun abi şimdi biz buraya niye geldik? Bir fısıltı gazetesi var bizim Konya'da bildiğimiz. Evet. Şimdi bir söyleti çıktığı zaman herkes öyle biliyor. Nüve, kemerli, demirci evet. bu iş merkezlerinin yıkılacağına dair bir ufaktan bir haber çıktı. Bu konuyla alakalı bölge esnaf olarak sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet kardeşim bu konuyla ilgili birinci dereceden sorumlu insanlardan bir tanesiyim. Bu konuda bu hafta sonu cumartesi günü Nüve iş Merkezi'nde e, mülk sahipleri toplandı. Burada güçlendirme kararı aldık ve bir komisyon kurduk. Bu komisyon üze, üyesiyim. Sürecimiz devam ediyor. Biz burada hızlı bir şekilde bir çalışmamız var güçlendirme ile ilgili. Güçlendirmeyi siz bölge esnaf olarak kendiniz mi aldınız? Belediye ile istişare Evet. Biz, biz belediye ile belediyelerimizle istişare içerisinde süreci yürütüyoruz. Bir ekibimizle birlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı Bey'i ziyaret ettik. Bu sürecimizi onunla istişare içerisinde yürütüyoruz. Yıkılmayacak öyle bir söylenti Sürekli asla evet, astar asla falan yok. Aslar yok. İşin gerçeği güçlendirme bu konuyla ilgili şu anda karar verildi süreç devam ediyor güçlendireceğiz işimize gücümüze evet. bakacağız Allah'a. Güçlendireceğiz. Çarşımız yenilenecek. Hizmet vermeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz inşallah. Abicim Allah razı olsun. Sağ Allah hayırlı müşteriler Sağ versin inşallah. Ben Ahmet Uysal. 35 yaşındayım. Burada çocuk giyim, çamaşır, takı grubu satıyoruz. Nüve esnafım diyorsun yani kardeşim. Ahmet kardeşim sana şunu soralım. Biz e, bir söylenti üzerine geldik de bu iş merkezlerinin yıkılacağı ile alakalı bir haberler çıktı biliyorsun. Bölge esnaf olarak söylemek istediğim bir şey var mı? ya Bu işin aslı astarı ne Ahmet kardeşim? Şimdi bu haberlerde öncelikle çok yanlış haberler var. Yani ne gibi mesela Ahmetciğim? Buradaki şimdi gelen tebligatlarda bize güçlendirme yapılacağı 90 gün müsaade verildi. Ama çıkan yanlış haberler yıkılacak diye konuşuldu. Ya biz bundan muzdar biz. Şimdi ayın 12'si cumartesi yani günü. Aslı asla yok mu Ahmetciğim? Astarı yok. Bize 90 gün müsaade edildi. Burada belediyenin bizden istediği 90 gün içinde buranın güçlendirilme kararı alınmasını bize söylediler. Ve biz ayın 12'sinde cumartesi günü toplantı yapıldı. Projeyi değişikliği yapılıyor. Güçlendirme olacak. Pazartesi günü de belediye ile görüştük. Selçuklu Belediyesi. Abi. Ahmet Pek Yatırmacı Bey ile görüştük. Şu an güçlendirme aşamasındayız. Projemiz onaylanırsa Abi güçlendireceğiz, işimize, gücümüze bakacağız. Yıkılacağına dair bir asla aslar yok mu diyorsun kardeş? Burada zaten hani bine yakın esnaf var. Ki hepsinin bir maliyetleri. Herkes evine ekmek götürüyor. Evet. Yani burada buradaki insanlar zaten bir anda çıkardığın zaman hiçbirinin gideceği bir yer de yok zaten. Herkesin burada bir maliyeti var. Çalışanlar var, işverenler var. Burada zaten güçlendirme olarak karar aldığımız için bu hem esnaf için de hayırlı olacak. Hem de hem de müşteri için. Peki müşterilerden gelen müşterilerden bu duyumlara yani itibar etmiş gelip size bir şeyler söyleyenler falan var mı? Ya burası yıkılacak. Tabii biz bunun da mesela çok eksi tarafı var. Ne yani gibi müşteri, mesela? Müşteri mesela sen piyasada kaliteli ürünü uygun vermeye çalışıyorsun. Ama bazı müşteri artık zaten buralar yıkılacak dedikodusuyla gelip yanlış bilgiyle gelip fiyatlara daha da vurmaya çalışıyorlar. Mesela, mesela üç liraya dediğin malı ya burası nasıl olsa yıkılacağımış Aynen bir buçuk liraya verirsen alırım evet. gibilerinden mi konuşanlar var? Aynen öyle abi. Yani burada da tabii esnaf bundan da muzdarip. Ve esnaf önünü göremiyor. Mesela işte buna göre insanların ödemeleri var. İnsanlar ona göre herkesin bir kredisi olabilir, çeki olabilir. Yani burada esnaflar önünü göremediği için esnaflar da karamsar duruma düştü. Ama bu yalan haberler yani yıkılacak direkt yıkılacak demek bunlar yanlış. Bunlar da hepsi bir yönetim kurulu olur ki yönetimlerimiz var. Yönetimlerin aldığı kararlar var. Şimdi bu karar alınmış ve dediğim gibi ayın 14'ünde pazartesi günü Selçuklu Belediye Başkanı ile görüşülmüş. Güçlendirme kararı alınmış. Güçlendirmeye gidecek. Yani buradaki herkesin bilmesi gereken bu. Anladım. Allah kolaylık versin kardeşim inşallah. Size gerçekten teşekkür ediyorum. Gelip hem buradaki esnafın derdini dinlediniz. Hem de gerçek haberi yansıttınız. Şimdi kulaktan duyma, duyma değil. Allah razı olsun. Allah hayırlı müşteri versin. teşekkür ederim yani. Rica ederiz kardeşim. Allah kolaylık versin. Ben Samet Özcan. Nüve İş Merkezi'nde esnafım. Yaklaşık 10 yıldır kendi iş yerim olarak çalışıyorum. Ama 15 yıldır buradayım. Yani çocukluğumdan beri burada çalışıyorum. Samet kardeşim biz şuna istinaden geldik. Bu çarşıların nüve, kemerli, evet. demirci buraların yıkılacağına dair bir ufaktan bir çıtlatma oldu. Bir haber yayıldı ortala. İşin aslında astarını öğrenmeye geldik. Yani bölge olarak sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bura yıkılacak mı? Nasıl bir durum şu anda? Şu anda yıkılma diye bir söz konusu yok. Biz daha pazartesi günü belediye başkanımızla görüştük Ahmet Bekir Yatırmacı'la. O da kendi ağzına söylüyor. Burada yıkılacaktır, yol geçirecektir öyle şeyler. inanmayın da, öyle bir şey yok diyor. Tek istediği bir güçlendirin diyor. Devam edin diyor. Biz de güçlendirme olarak komisyonumuzu kurduk. Devam edeceğiz öyle bir söylenti mi? söylenti yok ha öyle bir söylenti zaten olsa belediye başkan kendi ağzına birebir söyledi. öyle bir şey yok şu anda biz burada esnaf olarak mağduruz zaten zaten bizim mağdurluğumuzu geç Gelen müşteriler de mağdur olacak. Çünkü bura bir kitleye hitap ediyoruz burada Konya'nın. Her gelen müşteri diyor ki, abi nereye gideceksiniz? Taşınacaksanız yerinizi şimdiden söyleyin. Bu kadar esnaf bize gideceği yer. Müşteri Ar bizden çok tasalandı diyor. Çok abi. Yani her gelen müşteri belki günde 50 müşteri görse 25'inden bu lafı duyuyoruz. Artık biz de sıkıldık. Psikolojik men de sıkıldık yani. Bir önümüzde belirsizlik var. O da bizi sıktı işte. O yüzden yıkılmayacak. Kuşlendirmemizi yapıp yolumuza devam edeceğiz. Diyor. Aynen yıkılma diye bir söz konusu yok. Zaten güçlenme projemize çok yakında zamanında çıkacak. Bu iş gittiği yerler daha buradayız. İnşallah kardeşim. Allah emeğinizi aleyhissin. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay evet. gelsin. Evet kardeşim. Öncelikle seni tanıyalım inşallah. Abi ismim Mücahit. Örnek spor giyim sahibiyim. 8 yıldır burada esnafım. Evet. Ee... Mücahit kardeşim biz niye geldik biliyor musun? Fazla laf uzatmayalım da. Şimdi e, bu çarşıların nüve, kemerli, demirci iş merkezlerinin yıkılacağına dair bir haberler var. Ona istinaden bölge esnafına biz bir soralım dedik. Sen bölge esnafı olarak... Bu konuyla alakalı ne diyorsun? kardeşim? Abi 8 yıldır burada işletmecilik yapıyoruz aşağı yukarı. Ee, burada bütün esnaf ve çalışanlar herkes ekmek yiyor. Burada sadece söyleyeceğim tek bir şey var. Yıkılmayacak. Yıkılmayacak mı? Yıkılmayacak abi. İnşallah kardeşim. İnşallah. Allah'a emanet i̇nşallah. i̇nşallah abi teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir seni bir tanıyalım inşallah. Adım Hasan Ali Öter. Öter dayı. Mayo dünyası işletme sahibiyim. Eee Hasan Ali abi e, biz şuna istinaden geldik. He. Lafı fazla uzatmayalım da. Abi bu çarşıların yıkılacağına dair bir haber çıktı. Evet. Bu konuyla alakalı söylemek istediğin bir şeyleri var Hasan Eee Selçuklu Belediyesi 90 gün içinde eee tahliye edilmesi için e, tebligatı gönderdi. Eee fakat e, dava açıldı ve şu anda yürütme durduruldu. E, Belediye Başkanı say Sayın Pek Yatırmacı ile yapılan görüşmeler sonucu e, güçlendirmeye karar verildi. Süreci... Güçlendireceğiz işimize gücümüze mi bakacağız diyorsun abi? Aynen güçlendirip işimize gücümüze bakacağız e, abi. Buradan Konyalılara, müşterilerine söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çünkü ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Biz ona istinaden geldik. Söylemek istediğin bir şeyler varsa? Ee, rahat olsunlar, gelmeye devam etsinler, hizmete devam ediyoruz. Mayo, bikini, Mayo, şort. Bikini, şort, Ayarı veriyoruz diyorsun yani. Aynen. Allah kolaylık versin ha. Sağ ol. Evet kardeşim öncelikle seni bir tanıyalım inşallah. İsmim Yücel. 5 yıldır ee, buradayım. Demirci İş Merkezi'nde esnafsın. Yücel'cim biz ne için geldik buraya biliyor musun? Bu iş merkezlerinin yıkılacağına dair bir ortada bir haber dolanıyor. Buna istinaden bu bölge esnafının fikrini alalım dedik. O yüzden buradayız. Yücel kardeşim bu konuda ne söyler? Ya şimdi e, bu konudan dolayı hem müşteriler olsun biz olsun biz yani. Şu anda e, bunu söylediği zaman belediye işte müşteri gelmiyor bir kısmı. Biz çeşit olarak yapalım belediye mi söyledi kardeş? Ya bunu belediye bir kağıt olarak gönderdi. Tebligat mı gönderdi? Tebligat gönderdi. Tebligatta yıkacağız mı? Yıkılacak değil de e, tadilat olacağı söyleniyor. Ee, güçlendirme yani, diyor bazı esnaflar. Güçlendirme zaten daha önceden bu bir güçlendirme yapıldı ama herhalde bu 2017'den sonrası için Hı oldu. daha sonra yıkım olarak değil de sadece tadilat olarak ön plana geçti tabii şu an için. Yani yıkılacağını aslısları yok mu diyor? Yok, yok, öyle bir yıkılma veya bir böyle bir boşalma. Peki o zaman buradan Konyalılara müşterilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Çünkü onların da kafası karışık. Belki çoğu müşterin de gelmiyordur yani buralar yıkılacak tepemize göçer möçer diye gelmiyordur. Yani. Ya şimdi yıkılma olasılığı yok yani çünkü sağlam olmasına sağlam. Sadece dediğim gibi yani belediyenin göndermiş olduğu bir şey var. Yani müşterimiz o konuda rahat olsun zaten en uygun alışveriş amellerden bir tanesi. Çarşımız olarak zaten burayı zaten genelde bilen bilir. Yani buralar bir AVM'lere göre bir çarşıya göre çok çok fiyatlar olarak uygun. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz yani. İnşallah kardeşim. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler. Öncelikle seni bir tanıyayım. Nuri Osman Eskin 28 senedir demirci iş merkezinde esnaflık yapıyor. 28 senedir burada mısın abi? 96'da geldim. 96'da geldin. O zaman ben de 2007-2008'lerde şu merdivenin altındaydım. Bu arada. Erol abinin yanında mıydın? Lütfü'nün yanında. Lütfü diye bir arkadaşımız vardı. Ona bir yardım ettim bayram arası. o zaman sana şunu soralım Nuri abi. Biz şuna istinaden geldik. O zaman girişte senin dükkan. Aşağıda da Erol vardı. Bilmem Erol'um. Erol da ben bir ara bir yardım ettim sadece ona. Sana şunu soralım Nur abi. Biz bu çarşıların yani nüve, kemerli, demircinin yıkılacağına dair bir haberler var. Ona istinaden geldik. Bölge esnafı olarak fikrinizi almak isteriz. Bu konunun aslı asları ne? Valla sen neyi biliyorsak e, resmiyette biz bilmiyoruz. Bize bir belge gibi bir şey dağıttılar. E, 12. ayın 4'ünde mi 5'inde mi boşaltacaksınız diye. E, bence çok saçma. Neye saçma? Bir gün Nalçacı'da 50 yıllık, 60 yıllık binalar var. 45 yıllık binalar var. Burada 30 yıllıktır en fazla veya 32 yıllıktır. Yani bu binalar yapıldı yapılalı ben buradayım diyorsun. Sapa sağlam mı diyorsun abi? Sapa sağlam da olmazsa biz burada zaten güçlendirme yaptırdık. Tamam mı? 3 katında buranın güçlendirme var. Daha önce yaptırdık biz. E, Yaptırın da demiyor. Misal e, gittik oraya. E, gittiler arkadaşlar oraya e, şey diyor tamam yaptın diyor ama yapı denetimciler kabul etmiyor. Ben burada rant olduğunu düşünüyorum. Büyük firmaların birkaç tanesi birleşip herhalde burada bir gökdelen yapacaklar. Bizim gibi esnafı da sokağa atacaklar. Burada 1050 esnaf var toplam. 3 iş merkezinde 1000 3 iş merkezi bir de e, kemerli aportmanı var 10 kat burada. Tamam mı? Onlar... Yan tarafta esnaflar bize şöyle söylediler abi, güçlendirilme yapılsın, 90 gün içerisinde bize raporu sunun, güçlendirmenizi yapın, işinize gücünüze bakın, böyle boşaltma gibi bir mevzu Bilmiyorum yok. Düşünüyorum güçlendirmesi 3. kata kadar var, onu sana Kemerli Nüve demiştir, onlar da yok, evet. tamam mı? Ee, bence büyük bir rant var burada, tamam mı? Ee, zaten bu iş merkezleri yapıldıktan sonra belediye, e, ben size ruhsat veririm, çalışma ruhsatı veririm. Fakat parklar bana verirseniz demiş. Burada 12 bin metre ortalama veya işte 13 bin metre veya 15 bin metre yer var. Bunun yarısı park. Parkların tapusu belediyede. Tamam. Bence büyük bir rant olduğunu düşünüyorum ben. Öyle Yoksa, yoksa bu 1050 iş merkezindeki iş yeri toplamda totalda 5'er kişi olsa 5000 bin. Çoluğun çocuğun sayı 15 bin. 3'er kişi olsa. Tamam bu 15 bin kişiyi hiç düşüncesizce 3 ayda boşalt denir mi? Vallahi bir soruyoruz abi yani topsuz yani. Ben de size soruyorum yani ben topsuz oradaki esnaflar falan. E, aracınız. Söylemek istediğim buradan o zaman şöyle evet. yetkililere işte esnafa veya oradaki esnafla. Olabilir. Şeyiyorsun. Doğrudur depremde hiç kimse e, ne kendi canlı ne müşterisinin canlı kıyamaz. Biz Müslümanız. Ha Gelir der ki böyle böyle bir yıl, iki yıl içinde bir iş yerlerinize bakın. Biz buraya riskli görüyoruz diyebilir. Veya en az 6 ay bir sene diyebilir. Çünkü buradaki esnafın yüzde ellisi. Ben eskiyim. Ben bir gün çıksam. Ben e, bu işte bıraksam elhamdülillah ayakta kalırım. Niye? Borcum yok. 28 senedir bu çarşıdayım. Elhamdülillah. Ben yükümü tuttum diyor. Yok, yok yük tutma değil de rızkımızı temin ettik. Tamam mı? Ama burada burada 2 ay, 3 ay, 5 ay önce dükkan alıp vadeli bir de peşin değil. Tamam mı? Bu adamlar daha borcunu bitirmemişler dükkanlarının. Tamam mı? Bu adam şimdi e, nüve de olması lazım. Bir arkadaş 3 trilyon buradan dükkan aldı. 3 trilyon da başka bir yerden dükkana bakıyor. 6 trilyon. Bu adam zaten bir trilyonu vardır vermiştir önden. Bunu nasıl ödeyecek? Evet. Bu, bu bu, adam nereye gidecek? Ya ödeyemez de üçkağıtçı olur bu adam. Ben bence yani benim kendi kanatım. Niye? öyle bir pi piyasada şey diyoruz ki vade olayımız kıs kısaldı. Genelde yüzde seksen peşine çalışıyoruz. Ee, esnaf zaten zor durumda. Buraları daha önce alışveriş yapıyorsanız adam geçemezdi. İyi ben e, ilk açtığım sıralar veya işte ilk 10 yıl, 15 yıl birbirlerinin sırtlarına vurarak girerdi müşteri buraya. Ha o, tamam e, Konya büyüdü, her mahallemizde bir e, çarşı oldu. Bunlar biz kabul ediyoruz. Ama en azından bir zaman dilimine e, verseler bize. Anladığım şu Nur abi, sen yetkililerden biraz daha böyle bir esneme payım istiyorum yani o payı değil de bu esnafı ayakta tutacaksa tabii esneme payı verecek neden verecek bu insanların evi var okuyan çocukları var geçim sıkıntısı var odun kömürü var bilmem neyi var yani neticede bu insanlar gerçekten rant yoksa böyle bir tehlike de varsa desin ki altı ay sonra hak neyler güzel eyler. yani 50 sene duran bina bir altı ay daha durur bence veya bir sene sonra. Çünkü bu... Peki yetkililer onu riske atmak ister mi abi? Öyle bir tehlike görsü, gördü. Yani senin, kadar senin <laughs> deyiminle yani hani doğrusu. 20 yıldır yıkılmamış da lan bir sene daha gider diyebilir diye sen olsan yetkili olsan onu riske atar mı? Hadi Allah korusun. Doğru söylüyorum. O da güzel yani sen. Ben o... de şöyle cevap vereyim. 50 yıl bu bina dayanmış da bu bina 5 nokta küsür depremde gördü. Evet. Tamam mı? Ona dayanmış 91'de. Tamam mı? 5'in üzerindeydi deprem. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ee, tamam. E, o, orada yıkılmamış da. Şimdi, e, artı depremleri de mi yıkılacak? Yani bu e, hak eğer yazdıysa insanlar yani. ne kadar önlem alsa da boş evimizde de yakalar. Ben yani şunu önce demek istiyorum. Tedbir istedim, sonra takdir diyor. Tedbir işte. diyoruz da tedbirin daha önceleri de var. Misal de, ee, Nalçacı'yı biliyoruz değil mi? Nalçacı'da buradan iki kat yaşlı olan binalar var. Niye oralara bu kadar önem vermiyorlar da buraya önem veriyorlar? Ben diyorum ki burada rant var. Burada bir tane gökdelen var. Bir daha dikse tamam mı? İki olacak. İki olacak. Şimdi burada e, yap <laughs> yapacaklar. 300 lirayla, 500 lirayla, 1 milyonla veya 1,5 milyona gönderecekler. Yaptıkları binada biz 10 bin, 20 bin, 30 bin verip alacağız. Ha bizim gibi böyle küçük bir esnafı da sokmazlar oraya. Tamam mı? İşte ee, kulabenleşelim. Şey, buradan Nur abi açık konuşalım. O zaman buradan yetkililere söylemek istediğin ne abi? Doğru söylüyorum yani. Bu insanları düşünecekler. Seçim zamanı gelip herkes buradan ee, şey oy istemesi değil. İnsan karşısındakiyle beraber sancıyı, aç, yapalım hastayı, yani. hastalığı çekmezse o bizden değildir zaten. Resulullah diyor. Komşusu açkan, kendi tok yatan bizden değildir diyor değil mi? Evet. Ama bizimkiler maalesef seçim zamanı geliyorlar. Selamun aleyküm. Nasıl işler diyor. Ben de diyorum ki böyle olmaz. Bizden bir alışveriş yapın. Bizden birini görün. Bizden biri olduğunuzu kabul edin. Bir, bir bana değil. Herkese diyorum ben. Evet. Neden? Sen beş senede bir geliyorsun. Beş senede bir gelmiyor. Şimdi gel derdi sıkıntınız nereye? Eğer yöneticiysen. Hazreti Ömer ne ne yapıyor? Bir tane nene benim yetimlerim var diyor. Ondan davacıyım diyor. E bu insanların hepsi davacı olacak onlar. Yöneticilerden. Nur abimiz dertli. Nur abim iyi dinlerim. Yok ya. Ben Allah razı olsun. Vallahi billahi ben burayı kapatayım. 5 sene, 3 sene yitecek benim param da var, şeyim de ben var. Nur abimi çok iyi anladım arkadaşlar. Nur abim söylemek. Ben vallahi konuşmuyorum. Ben buradaki esnaf için konuşuyorum. Hepsi. Çünkü ya bugün benim başımaysa Yarın e, gerçekten e, İslam'da kısas var. Yarın onun başına da gelir. Ben Ümre'de gördüm kısası. Böyle bir odaya giriyor kısassa tamam mı? O kısas yaşatır ona. Bir şekilde ya evladıyla yaşatır ya ailesiyle yaşatır ya kendiyle yaşatır. Hakka inanıyorsak hakka inandığımız gibi yaşayalım. İnşallah. Rahat peşinde değil veya işte makam peşinde değil hakkın ve hak, halkın yanında olarak yapalım bunu. İnşallah. Nur abim çok teşekkür ederim. Merhaba kardeşim benim adım Hüseyin soyadım Çiğdem. Hüseyin baba biz niye geldik biliyor musun buraya? Bu nüve, kemerli, demirci, buraların bu iş merkezlerinin yıkılacağına dair bir haberler var. Evet, öyle bir Bölge esnaf olarak sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İşin aslı, astarı ne? Yani şu anda işin astarı, astarı daha belli bir bir şey sonuç yok. Yani belediyeden bize tebligat gönderilmiş ama ee, yönetim kurulu başkanına ee, yönetim kurulu başkanı zaten bilmiyoruz yani yalan haber mi doğru haberler mi bunlar instagrama yayılıyor keza diyorlar ki buranın yıkılacağına dair yazılar sözler çıkıyor İşte yok bilmem efendim 70 gün kaldı yok 52 gün kaldı şu anda e, şöyle söyleyeyim daha bize belediyeden bir haber gelmedi bize ulaşmadı. Yani, yani yıkacağız Yani şu anda öyle bir sadece söylenti olarak bu laflar sözler çıktı. Hmm. İş merkezlerini işte tamam olabilir. Ee, ne diyorlar ona şey depreme dayanıksızmış gibisinden böyle bir laflar çıktı ama yani daha şu anda yan tarafta da diyorlar ki işte bize güçlendirilme şeyi verildi. Biz güçlendirilme raporlarını verdikten sonra bu yıkım kararını durduruldu gibilerinde bir söylenti var. Sizin burada o, var mı öyle bir şey? O, o tabii tab tab ki. Yani e, bir yan taraf değil. Bu komple iş merkezleri mesela demirci olsun, nüves olsun, e, kemerli olsun. Yani bu iş merkezinde birleşip bir karar alması lazım. Güçlendirilmesi, güçlendirilme güçlendirme deyse de yıkım kararıysa da yıkım Peki kararı. o zaman buradan Gonyalılara, müşterilerinize söylemek istediğim bir şey var mı? Burası yıkılacak, yıkılmayacak, işte ne bileyim Gelin rahatlıkla alışverişinizi yapın. Tabii de, tabii. İşlerinizi, tabi, etkiledi mi bu durum? Yani biraz tabii ki de insan ister istemez etkiledi. Etkileme yarattı bize bu. Piyasaya da zaten piyasada bir, daha bir genel durgunluk vardı. Müşteriler bu söylentiyi, duyuntuyu alınca da biraz çekilme kararı aldı. Mesela rahatlıkla gelin diyor mu? Yani tabii ki müşterilerimize buradan sesleniyorum. Konya'lılara da sesleniyorum. İş merkezlerimize ee, gelin. Gönül rahatlığıyla, Gönül Rahatlığı'yla da gelebilirsiniz yani. Daha şu anda bir hiçbir şeyimiz yok. Mesela mesela şöyle söyleyeyim. Cuma, cumartesi, pazar bizim üç günümüz çok yoğun geçerdi. Bunu Konyalılar da yıllardan beri bilir. İş merkezinin cuma, cumartesi, pazar günleri, işte esnafın, herkesin yeni mal... Cuma günü mal açma günü olur. Tabii ki cuma günü yeni mal, yeni ürünler falan açmamız için geliyorlardı. Herkesi de burada keza kendi müşterileri var. Herkes de takip ediyordu. Yani buradan müşterilerimize, Konya'nın e, halkına da sesleniyorum. Gönül rahatlığıyla da gelebilirsiniz. Şu anda daha bir kararlar netleşmedi. Daha e, belirginlik olmadı. Tabii ki ister istemez bu belediye başkanı da gelecek bizim buraya. E, encümenler de gelecek. İlla ki bir gelsinler, karar neyse toplanalım. Ona göre bir şeyler yapalım. Plan proje ne üzerine gidiyorsa da o şekilde çalışalım. Evet abi öncelikle seni bir tanıyalım inşallah. E, i̇smim İbrahim Arman Kaya. Altın Ekinliyim. Ama bu müddet çok eskiyim. Sanayiden gelmeyeyim. İbrahim abi biz e, şunu soruyoruz. Evet. Bölge esnafına. Buranın yıkılacağına dair birkaç evet. haberler dolaşıyor da. Evet. Ona istinaden geldik. Bölge esnafına işin aslını aslarını evet. soralım dedik. Buranın akıbeti ne abi? Ya bu yıkılacak bir iki kişi laf söylüyor. Onu yaygara yapmışlar. Öyle yıkılacak haberleri bunlar yalan yanlış haberler. Biz belediye başkanıyla bundan 2-3 gün önce görüştük Ahmet Bey'le. Hatta odasında görüştük. Ee, buradaki esnaf arkadaşları. Ahmet Bey diyor ki bu binalar e, büyük bir deprem olduğunda depreme karşı risk sıkıntısı olduğu için diyor. Burayı güçlendirme yapacağız diyor. Ay güçlendirmeyi siz esnaflar yapın biz yapmayalım diyor. Tabi burayı bir 2-3 ay bir müsait bir zaman boşaltılacak esnaf olarak. Tabi esnaflar da buranın e, bir iki işçi mi tutacaklar. Burada filmini milimini çekecekler kolonların. Güçlendirme yapacaklar. Ya güçlendirme yapılırken bütün esnaflar dükkanları boşaltacak mı? Hı, şey o. E, mesela buranın yarısı bir boşaltılacak. Hı. Atıyorum mesela ya nüve boşaltılacak, kemerli bekleyecek. Ondan sonra kemerli boşaltırken bura taşınacak. Hı. Böyle bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Aramızda böyle yapalım diyoruz. Ya da Nüvenin yarısını boşaltalım, yarısı yapıldıktan sonra yarısı taşınsın, onun sonraki yarısını boşaltalım. Şimdi özeti şu İbrahim abi, evet. yani biz sana şunu soralım. Yani evet. buranın yıkılıp yıkılmayacağına dair biz evet. soruyoruz ya, yani evet. burası yıkılmayacak. Yok yok burası o, yıkılmayacak. Buradan Konyalılara, evet. müşterilerine söylemek evet. istediğim evet. bir şey var. Var ya, hepsini seviyoruz, hepsini bekliyoruz yani. Çıksınlar gelsinler evet, mi? Abi? Çıksınlar gelsinler, hatta indirimler var şu anda, daha karlı olurlar tamam mı? Çok kış çok beden hemen gelsinler. Daha uygun alsınlar yani. İnşallah. Asla asla o şeylerin yok. Daha bura kurban bayram bitimi sonuna kadar şu anda hiçbir esnaf yerinden kıpırdanmayacak. O sözü belediye başkanımız aldı. Kurban bayramından sonra işte okul sezonuna kadar bir tadilat bulma dönemi olasılığı var. O zaman Konya da zaten öğrenir. Evet abi öncelikle seni bir tanıyalım. Abi Ergun Sunel. İşletmeciyim, ayakkabıcıyım. Çumralar benim ayakkabım. Ergun abicim şunu soralım. Biz ııı e Bölge esnafına e, buranın yıkılacağına dair bir birkaç söylenti var. Evet. Onu sormaya geldik. Nüve, Kemerli, Demirci. Bölge esnafı olarak yani bu söylentilere bir e, eklemek en baştan, istedik. En baştan başlayayım. 95'ten beri ben burada esnafım. 95'ten beri burası yıkılacak. Hala yıkılacak. Benim kafamda saç kalmadı ama burası hala sapasağlam duruyor elhamdülillah şükürler olsun. Bunlar bir söylenti. Ha Tamam depreme dayanıklı ufak tefek çatlaklar vardı. Biz güçlendirme olarak müracaat ettik. Zaten şu an mahkeme aşamasında aşamasında. Sadece esnaf olarak biz komisyon kurduk. Güçlendirme komisyonu kurduk. Komisyonumuz bununla görüşüyoruz. En kısa zamanda da Allah nasip ederse güçlendirme yapacağız. Yani bu sağda solda laf edecek, yıkılacakmış, yıkılacakmış muhabbetleri, boş muhabbetler bunlar. Bizim Konya'lımız her zaman 40 senedir buraya alışık. Geliyor, hala da gelecek müşteri kandırmanın, etmenin böyle laflara laflaş gerek yok. Aslı astar yok mu? Aslı Astar kesinlikle yok. O zaman buradan Konyalılara, müşterilere söylemek istedim. Abi sevindim. müşterilerimizi her zaman olduğu gibi 95'ten beri burada hizmet ediyoruz. Hala hizmet etmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitlerimizden hiçbir şey ödün vermedik. Hala ürünlerimiz var. Çok güzel bir şekilde rahatlıkla gelip çaylarını içip ürünlerine alışveriş yapabilirler. Şu anda da nasıl? kampanyalarımız zaten yazlık kampanyalarımıza devam ediyor. Yıkılacak mı kılacak hiçbir muhabbet yok. Gönül rahatlığıyla gelsinler. Biz akşama kadar binanın içindeyiz elhamdülillah. Bizi zaten Allah koruyor. Öyle bir sistem de yok. Teşekkür ettik abi. Var Teşekkür abi. Ederim Rica ederim. Ben Erkan Celos'un. CES Spor giyim. Konyalıyız. Burada esnafız. Burada Erkan kardeşim biz şuna istinaden geldik. Buraların yıkılacağına dair birkaç söylenti var. Biz de gidelim oradaki esnafa işin aslını aslarını bir soralım diye geldik. Bu konu hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Konyalılar'a bir mesajın var mı? Böyle bir olay çıkardılar gazetelerimiz sağ olsunlar ama e, sonradan yapılan görüşmelerde böyle bir şeyin olmadığını, belediye başkanımızın güçlendirme istediğini söylediler. Biz de bu planlarda, projelerde çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir yıkılma, depremeriz, hiçbir şey yok. Bütün Konyalımız çok rahat gönülle gelebilirler iş yerlerimize. Herkesi bekleriz. Konyalılar gönül rahatlığıyla çıksın gelsin. Hepsini bekleriz. Aynı şekil eski 1994 yılında nasıl devam ediyorsak şu anda da aynı şekilde devam. Son 4 ruhuyla devam ediyoruz. 94 bu. ruhuyla 2004 2025 devam edip gideceğiz inşallah. Lü kemerli demirci sapasağlam. Hep, hepsini mı? bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz inşallah. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Yine fiyatlarımızda her şey indirimlerimiz devam ediyor. Kışlık sezonlarımızı açtık tüm müşterilerimiz, konyalılarımız bekleriz inşallah. İnşallah kardeşim Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür Rica. ediyorum. Evet değerli Konya TV takipçileri bugünkü röportajımızda eski adıyla AGS, Nüve, Kemerli ve Demirci İş Merkezi'nin yıkılacağına dair söylentiler vardı. Bölge esnafına hep birlikte sorduk. Bölge esnafını dinledik. Sizlerin de bu konuyla alakalı görüşlerini yorum kısmında belirtirseniz seviniriz. Sayfamızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Herkese Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.